Sayın İnceöz. İçerisinde hükümetimizi ve terörle mücadelede oradaki askerlerin mücadelesine gölge düşürücü, doğru, izam edici ithamlarda bulunmuştur. Bravo. Bu konuda cevap vermek zorunluluğu 69'a göre. 2 dakika süre veriyorum. Lütfen yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle yazıklar olsun diyorum. Milletin kürsüsüne çıkacaksınız. Milletin diliyle konuşmanız gerekirken, milletin sözcülüğünü yapmanız gerekirken ve terör örgütüne burada lanet okumanız gerekirken, kınamanız gerekirken ne yazık ki bu dilden, bu halden, bu lisandan çok uzak bir şekilde terör örgütünün yaptıklarını görmezden geleceksiniz. Terör örgütünün bu kürsüde sözcülüğünü yapacaksınız. Esas milletin kürsüsünden millet adına değil terör örgütünün sözcülüğünü yapmak haddiniz değildir diyorum. Burada terör örgütüne söz söyleyemeyenlerin tüm terörle mücadelede terör örgütlerine karşı her şekilde lanet okuyan, kınayan Sayın Cumhurbaşkanımıza laf etmek, açıklamalarına başka anlamlar yüklemek hiç de haddiniz değildir diyorum. Buradan da ikinci bir şekilde bu konudaki haddi bilmek gerekir milletin adamına söz söylerken. Bunun dışında özellikle bu zihniyeti hakikaten sakıncalı, bu zihniyetin ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda böyle bir akşamda bu kürsüde dile getirilirken ne kadar bu parlamentoda birlik ve beraberlikten bahsettiğimiz bugün de ülkemiz adına da endişe verici açıklamalar olarak değerlendiriyorum. Sizi milletimize, milletimizin vicdanına havale ediyorum ama terörle mücadeledeki kararlılığımızda orada canını, gövdesini, vatandaşımızın, bölge insanımızın hayatına siper eden askerimize bu hadsiz açıklamalarda olsa olsa terör örgütünün faaliyetlerini açıklamaktan, terör örgütünün o bölgedeki kadınlarımıza, kızlarımıza Kandil'de yaptığı uygulamalarla beraber olsa olsa sadece terör örgütünün açıklamaları olarak herhalde burada göstermek istemiştir diyor. Tekrar bu açıklamaları topyekün reddettiğimizi kamuoyunun ve milletimizin